adama, kişiye, vakfa, derneğe göre torpilli su tarifesi uygulayan ve Sayıştay raporlarındaki sonuçlara göre bile her yıl ortalama 20 bin evin bir yıllık su parası kadar tutarda eksik tahsilat yapan bir İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İmar değişiklikleriyle askeri alanları yapılaşmaya açılmış ve talan edilmiş bir İstanbul. İhale mevzuatına uygun iş yapmayan, mevzuata aykırı personel görevlendirmesi yapan ve 1 kilometre yol yaptığı halde yılda 42.794 litre motorin tüketmiş gibi gösteren araçların olduğu bir İSKİ. Ayamama Deresi'nin taşması sonucu tekstil fabrikasında çalışan 7 kadının tır parkında beklerken ölen 6 şoförün olduğu bir İSKİ. 4 yıldır sürekli yeni su kaynağı bulamadığınız diye eleştirdiğiniz, ki buradaki sorumluluk da devlet su işlerindedir, ama beton kanal projesiyle Terkos su havzası yok edilmek istenen bir İstanbul. 2018 yılında gelecek olan ilk seçimi kaybedeceğini anlayınca 869 olan rekor bir ihale sayısı ile gelecek 5 yılı ipotek altına alınmış bir İSKİ devraldık. Bu listeyi uzattıkça uzatırım. Ama burada buna süremiz yetmez. Haliyle sadece çarpıcı bir örnek üzerinden konuyu detaylandıracağım. 2018 yılında adını söylemek istemediğim ama malum firmalardan birine 1650 günlük bir ihale 21B maddesinden veriliyor. 21B nedir? Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılması durumudur. 1650 günlük 1 milyar TL değerindeki işi hangi öngörülemeyen maddeye dayandırarak 21M maddesi üzerinden ihaleye soktuğunuzu bilemeyiz. Ama bu örnekten anlayabiliriz ki iradesi ipotek altına alınmış ve öyle sizin söylediğiniz gibi tıkır tıkır işleyen bir İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoktu karşımızda. 25 seneden beri AK Parti tarafından vizyonsuz bırakılan bir İstanbul vardı. Sorunlara geniş kapsamlı, iyi tahlil edilmiş çözümler aramak yerine sorun ortaya çıktıktan sonra apar topar çözümler icat etmeye çalışan bir anlayışla yönetilen bir İstanbul vardı. Sayın Başkanım, kadın meclis üyesi diyoruz değil mi? Bayan deyince ayrımcılık oluyor. Kadın meclis üyemizi gerçekten bir üslup sorunu var. Ali Rıza Bey'in dediği gibi. Şimdi kişiye, vakfa, özel su tarifeleri kanuna aykırı mı? Bir tane de örnek göstermesini tavsiye ederiz. Ben İSKİ'nin devraldığımızda 1994'te toprağı bol olsun geçenlerde vefat etti İSKİ genel müdürü, dönemin genel müdürü. O yüzden çok konuştuk, onlara girmeyeceğim. Ama Ekrem İmamoğlu belediye başkanı buradayken ona ben bir şey söylemiştim. Demirel'in çok anlattığı bir üç mektup hikayesi vardır. Zamanın birinde sadrazam görevi yeni sadrazama devrederken üç tane mektup veriyor. Diyor ki işler kötüye gidince diyor birinci mektubu aç. Ne var birinci mektupta? İşler kötüye gidiyor. Açıyor yeni sadrazam. Diyor ki birinci mektupta yapacağın yapamayacağın bir sürü vaatte bulun. Birinci mektubu açtınız. Geçti o. İkinci işler düzelmeyince ikinci mektubu aç. İkinci mektupta ne yazıyor? Senden öncekini kötüle. Bize enkaz bıraktılar, bize şunu bıraktılar falan filan. Gene düzelmiyor. Üçüncü mektubu aç. Arkadaşlar şimdi üçüncü mektubu yazıyorlar. Az kaldı. Ya dört yılda bakın ben burada defalarca söyledim. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan sizin belediye başkanının özendiği, imrendiği, yerinde olmak istediği cumhurbaşkanımız, taklit etmeye çalıştığı cumhurbaşkanımız 3,5-4 yıl belediye başkanlığı yaptı. Ve o yaptığı dönemdeki hizmetlerle bugün halk onu aldı, cumhurbaşkanı yaptı. Ve 20 küsur yıldır da bu ülkeyi yönetiyor. Halk kendine hizmet eden, hani çok küçük gördüğünüz, aşağıladığınız halk var ya, o yapılan hikmeti, dün bir meclis üyesi arkadaşımız, konuşan erkek meclis üyesi arkadaşımız dün eleştiriyordu o halkı. Tepeden bakıyorsunuz ya, o birkaç
şarkı söyleyen, birkaç şaklabanlık yapanların eleştirdiği, depremde yardım verdim diye başına kalktığınız halk var ya, o halk kendine yapılan hizmeti unutmuyor, vefalı bir halk alıyor, başa getiriyor. Ya siz de bunlarla değil, 4 yılda deyin ki şunları yaptık, şu hizmetleri yaptık ve bunların sunumunu yapın bize. Göremiyoruz, geçmişi eleştir. Yapılan hizmetleri halk takdir ediyor, siz etmeseniz de. Dolayısıyla kadın meclis üyesi arkadaşımızın konuşmasını bu noktada ben eleştirmiş olayım. Daha öteye de gitmeyeyim. Teşekkür ediyorum başkanım. Bugün algı operasyonları devam ediyor yine her zaman olduğu gibi AK Parti'de. Bir de burada 310 kişiyiz. 4 yıldır da beraberiz. Bakın yine aynı şeyi söylüyorum. İkidir hem Avukat Bey'den, Ali Rıza Bey'den, ismini söyleyeyim sonra kızıyor. Hem Faruk Bey'den şey olduk yani, o da avukat kendisi. Kulaklarına inanamadım. Üslup. Ya burada 4 yıldır bizim yemediğimiz hakaret kalmadı ya Cumhuriyet Halk Partisi grubunun. Arkadaşlar, üşenmesem meclis müdürlüğüne isteyeceğim ya. Şu 4 yıldır tutanakları geçen cümleleri bir çıkarsak şurada var ya, üzülürsünüz ya. Daha geçen ayki İSKİ olağanüstü gündeminde burayı tribüne çevirdiniz ya. Bir tane meclis üyesi arkadaş tek başına burada türkü söyledi. Şimdi üsluptan bahsediyorsunuz lütfen. Lütfen ya, biraz bu konuda hani her şeyi yapıp ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi yani sütten çıkma kaşık rolüne girmeyin lütfen yani. Evet arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin. Bir, iki, demin Faruk Bey'in bence yanlış ve ağır bir ithamı oldu. İşte sizin gibi halkı küçümseyen gibi. Halkımız bizim başımızın tacı. Depremzedelere yaptığımız yardımları en iyi depremzedeler biliyor bölgedeki. Yardımlarımız devam ediyor. Bir iki kişinin kendini ilgilendiren sanatçı olur, başka bir şey olur, onun sorunudur, kişiseldir. Partimize bağdaştırılamaz. Depremzedelere sizden önce biz bölgeye gittik. Lütfen, evet. Depremzedelere sizden arkadaşlar, önce bölgeye gittik. Arkadaşlar, müdahale etmeyin. Hepsinin dışında, bakın üslup bağırıyorlar. Evet. Hepsinin dışında, demin Nazlı arkadaşımız da anlattığı gibi, anlattığınız Faruk Bey'in söylediği şeyler, sizden 2019 yılında enkaz devraldığımız gerçeğini değiştirmiyor Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, gündeme geçmeden önce komisyonlara havale edilen ve süresi içerisinde rapora bağlanamayan dosyaların teklifler bölümünün 1. maddesi olarak gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi gündeme geçeceğim ama arkadaşlar, gündeme geçmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Değerli Beylikdüzü Meclis üyemiz Serkan Küçük Bey, meclis toplantımıza gelirken yolda bir trafik kazası geçirdi. Sağlık durumu iyi ama hastaneye kaldırıldı. Ben kendisine geçmiş olsun dileklerimizi tüm meclisimiz adına iletiyorum. İnşallah çok ağır bir durumu yoktur. Tekrar yeni bir haber alırsak da bildiririz. Ağır değil, değil mi başkanım? Evet. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz değerli meclis üyemize.